Bizim istediğimiz senaryo, karanlık tablolardan biz besleniriz. Su ne kadar bulanıksa onlar o kadar rahat ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli hemşehriler, burada üreticimiz var, burada çiftçimiz var. Burada bu ülkenin yarınları ile ilgili hem kendisini hem ülkesini hem de geleceğini düşünen siz değerli hemşehrilerimiz, muhtarlarımız ve temsilcilerimiz varsınız. Daha çok yatırımı başaramadığımız sürece ne vereceğiz değil, ne yapacağızdır önemli olan. Yapalım ki verebilelim. Büyütelim ki çoğalandan payımızı alalım. Şimdi dikkat ederseniz siyasi partiler seçim beyannamelerini açıkladılar. Seçim beyannamelerinde toplumu hep şunu angaje ettiler. Kime ne veriyor? Kime ne veriyor? Arkadaşlar, bir su bardağındaki suyu çoğaltmazsanız damla damla su vermeye başlarsınız. Ama kim ne yapacak? Ona bakmamız lazım. Şimdi Türkiye alt gelir grubu ülke olmaktan 2002 yılında alt gelir grubu ülkeydi. Şimdi orta gelir grubu ülke oldu. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 3000 dolardan 10.000 dolara çıktı. Hedefimiz ne? 20.000 doların üzerine çıkmak. Şimdi 20.000 doların üzerine bu ülkenin çıkabilmesi için orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkabilmesi için orta gelir tuzağına düşmemesi lazım. Bunun için yapması gereken nedir? Yüksek katma değeri olan teknolojileri bu ülkeye kazandırmamız lazım. Ve bu nedenle de dikkat ederseniz stratejik yüksek teknoloji yatırımlar diyoruz. Stratejik. Bunlardan birine enerji, diğerine sağlık, diğerine milli savunma. Kendi tankını, kendi insansız uçağını, kendi uçağını, kendi stratejik yatırımlarını, sağlıkta da kendi kanser ilacını, kendi tıbbi teknolojilerini üreten bir ülke olamaz isek, biz şu anda dünya ile yarışır, ister Almanya deyin, ister İngiltere deyin, ister Fransa deyin, ister Amerika deyin. Sağlık hizmeti sunumunda onlarla hepsiyle yarışabilecek noktadayız. Hizmeti sunmakta. En iyi hizmet sunucusu bir ülke haline geldik. Bu neyi getiriyor bize? Sağlıkta en iyi hizmet tüketicisi bir ülke haline geldik. Kanser ilacını tüketiyoruz. Diyabet ilacını, şeker ilacını tüketiyoruz. Kronik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ilacını tüketiyoruz. Peki tüketirken bunu üretebiliyor muyuz? Bunu üretemediğimiz sürece biz bağımsız bir ülke olamayız. Dolayısıyla lafla bağımsızlık yapanlara da, cümlesi söyleyenlere de prim vermeyin. Biz inşallah kanser ilacını 2018 itibariyle üretebilen bir ülke olmayı, tıbbi teknolojide kendi kullandığı cihazların üretebildiği bir ülke olmayı başarabildiğimiz zaman işte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe yolculuğa yürürüz. Yoksa lafla peynir gerilmesi yürümez diye bir cümle vardır. Birileri milleti kandırabilmek için slogan cümlelerle gidiyor. Şimdi bir üniversitenin merkezindeyiz. Üniversite gençlerimizin aklıyla, vicdanıyla, gönlüyle üretebilen bir üniversite gençliği yetiştirebilirsek, diploma sahibi olurken aklını, bilgisini üretebilen ve topluma katma değer katabilen bir gençlik. Bakınız bugün Amerika'da, dün itibariyle bizim ülkemizde doğmuş Aziz neydi? Sancar. Sancar Bey, Profesör Aziz Sancar Bey Nobel ödülü aldı. Bu hocamız bizim ülkemizin çocuğu. Bu milletin evladı. Ama ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı araştırmalar sonucu alıyor. Peki biz kanser enstitüsünü daha yeni kurduk. Amerika Birleşik Devletleri Kanser Enstitüsü'nü 1928'de kuruyor.